Arkadaşlar merhabalar. Polinomda 5. testteyiz. Soru bankamızda gelişiyorum testlerinde. ilk sorumuzla başlıyoruz şimdi test 5'e. Aşağıdakilerden kaç tanesi gerçel sayılarda tanımlı bir polinom fonksiyon grafiği olamaz? Polinom grafiklerini hatırlatayım arkadaşlar. 1. Sabit polinomsa şu şekilde. Hatta rengi değiştireyim. Şöyle bir x ve y ekseni yapayım. Şimdi eğer sabit polinomsa gördüğünüz gibi böyle bir doğrusal fonksiyondur. X eksenine paraleldir. Altta da olabilir, üstte de olabilir. Böyle bir fonksiyon. Hatta şöyle bakın sıfır polinomu tam x ekseninde olan y eşittir sıfır polinomu da sıfır polinomudur. Sonrasında birinci dereceden polinom böyle sağa yatık olabilir, sola yatık olabilir, orijinden geçebilir. Doğrusal fonksiyonumuz birinci dereceden. ikinci dereceden olan parabol. Üçüncü dereceden olan böyle fonksiyonlar ya da böyle dördüncü dereceden olan bu şekilde ya da e, bu şekilde beşinci dereceden olan böyle e, bu şekilde devam eden fonksiyonlar olur. Hepsinin ortak özelliği doğrusallar araç eğrisel devam eder. Bakın şöyle bir polinom grafiği yoktur. Geldi aniden böyle oldu. Şimdi bu şekilde olma ihtimali yok. Bu çünkü bir kırılmayı temsil eder. Kırılma da kıvrılma da fonksiyonlarda yeni bir fonksiyona geçiş yaptığınızı anlatır. Limit, türev, integrali de karşımıza gelecek. Kritik nokta deriz biz buna. Fonksiyon değiştiği için böyle bir görüntüye uğrayabilir. Kırılmaya uğrayabilir fonksiyonunuz ama net bir şekilde kırılma varsa evet orada biz bahsedebiliriz ki fonksiyonda yeni bir parçalanma olmuş. Parçalanma olduğu için de polinomda öyle bir parçalı fonksiyon kavramı yoktur. O yüzden Sivri nokta yoktur polinomda hep eğrisel gider. Mesela bu olmaz. Yine burası olmaz. Sivri nokta olmaz polinomda. Ya da arkadaşlar polinom her noktada tanımlıdır. Ee, ve fonksiyon her noktada tanımlı olduğu gibi polinomda her y değerine gider. Yani siz bunun gibi bir polinom fonksiyonu göremezsiniz. Bakın bu yaklaşmış ama asla x eksenine değmemiş. Bir polinom böyle değildir. Her y değerini alır sıfır dahil olmak üzere. Bu yüzden bir polinom grafiği bu ikisi hatta üçüncüsü 1, 2 ve 3 tanesi polinom mantığına uymuyor. Ama sadece bir tanesi işte arkadaşlar bu polinom mantığına uyuyor. Çünkü bir polinom mesela bu üçüncü dereceden fonksiyon gibi düşünelim. Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonumuz hakikaten x eksenine böyle değerek delip geçebilir. Bu hatta basit de bir örnek söyleyeyim. X-1'in kübü mesela tam da bu fonksiyona uyan bir grafiktir. Bir noktasında böyle delip geçmez. Bir noktasında teğet olarak değerek deler geçer arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyonlardan da bahsedeceğim. Başka bir soruda bunun da konusu olacak. Ama sadece şimdilik polinomda sivri nokta olmayacağını, kırılımı olmayacağını bilin. E, doğrusallar hariç hep böyle eğrisel, güzel bir şekilde devam eder. Dolayısıyla 3 tanesi polinom fonksiyon grafiği olamaz D şıkkı. İkinci sorumuzda yine bir bilgi vererek başlayacağım arkadaşlar. Polinom fonksiyonlarında önemli bir detay söyleyeyim size. E, doğrusal fonksiyon değilse eğer, doğrusal fonksiyon zaten gösterimi belli biliyorsunuz. E, doğrusal olmayan ikinci derece veya daha büyük polinomlarda şuna dikkat etmek lazım bir fonksiyon çift dereceli ise bakın çift polinom demiyorum. Yani x kare artı x artı bir çift derecelidir. Çift polinom ne demek? O şu şekilde. Yani çift dereceli demek en büyük derecesinin derecesi çift olan demek. Tamam mı? Onu belirteyim. Mesela böyle olabilir. Böyle olabilir. Sadece böyle olabilir. Böyle olabilir. Sonuçta çift dereceli ile çift fonksiyonu sakın karıştırmayın. Çift fonksiyon. Bütün üstleri çift olacak polinomda. Ama çift dereceli de normal klasik en büyük derecesi çift olan demek. Tamam mı? Onu baştan bir izah edeyim. Hani sonra bir dakika hocam çift polinom mu demeyin. Çift dereceli olan x kare gibi, x üzeri 4 gibi, x üzeri 6 gibi en büyük derecesi çift olan polinomlar arkadaşlar nasıl olur biliyor musunuz? Üst, eğer artı sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider. Eğer eksi sonsuzdan başlıyorsa eksi sonsuza gider. Bu çift e, derecesi çift olan fonksiyonların görüntüsüdür. Eğer fonksiyonumuz tekse, e, şey daha doğrusu derecesi tekse, yani en büyük dereceli olan terim x üzeri 3, x üzeri 5, x üzeri 7 gibi tek dereceden oluşuyorsa eksi sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider artı sonsuzdan başlıyorsa eksi sonsuza gider. Mesela şöyle bir fonksiyon gördünüz diyelim. Polinom olduğunu söyledi. Böyle gitti. Ha, o zaman diyeceksiniz ki bunun en büyük derecesi tektir. Ya da geldi mesela bir fonksiyon böyle oldu. Eksi sonsuzdan eksi sonsuza doğru başladı. Eksi sonsuzdan ilerlen bitirken eksi sonsuza gitti. O zaman burada da yine şunu söyleyeceğiz. Bu fonksiyon en büyük derecesi çifttir. Buna bakarak polinom fonksiyonu olduğunu söylüyorsak sadece arkadaşlar şu kısımlarına bakarak derecesine karar verebilirsiniz. Bu çift dereceli. Bu çift dereceli. Eğer gidip şöyle bir şey yapsam tamam. O zaman bu eksi sonsuza artı sonsuza gidiyor. Tek dereceli olur. Bunun e, sebebini merak etmenize bence gerek bile yok ama çok basitçe söyleyeyim. Limitte sonsuz kavramı var arkadaşlar. O kaldırıldı sizden. Limit x sonsuza giderken bir fonksiyonun en büyük dereceli terimi önemlidir. Yani burada x üzeri 8 artı x artı 1 falan baktığımız zaman şunların hiçbir katkısı yoktur limite. En büyük dereceliye baktığınız zaman da sonsuzun 8. kuvvetinde yine sonsuz elde edersiniz. O yüzden fonksiyon eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken hep böyle grafik görüntüsü sonsuzdan başlar sonsuza doğru gider. Aslında işte limit sebebi. Yine bir fonksiyon diyelim limit x bunu siz yerine eksi sonsuzu yazsanız yine eksi sonsuza giderken de eksi sonsuzun da 8. kuvveti sonsuz olduğu için nereden başlarsanız nereye giderseniz gidin sonsuzdan gelir yine sonsuza gider. Ancak bir fonksiyon olsun limit x eksi sonsuza giderken x üzeri 7 artı x kare x küp artı x kare artı 1 olsun. Sonsuza giderken küçük dereceli terimlerin hiçbir önemi yoktur. Bu eksi sonsuzun yedinci kuvveti eksi sonsuz olduğu için fonksiyon böyle eksi sonsuza gider. Eğer eksi sonsuza yaklaşıyorsa artı sonsuz diye değiştirirseniz sonsuzun yedinci kuvveti yine sonsuz olduğu için gidişatı yukarı doğru olacaktır. Aşağıdan başlar yukarı gider. İşte bu şekilde tamamen üstünün tek olmasının ve çift olmasının sayesinde pozitif negatif işaret katkısıdır. Geçelim sorunun çözümüne. O zaman artık şunu diyelim. Ee, bakın artı sonsuzdan başlıyor, artı sonsuza gidiyor. Bunun derecesi çift. Sonra eksi sonsuzdan başlıyor, artı sonsuza gidiyor. Yeşilin derecesi tek. Artı sonsuzdan başlıyor, eksi sonsuza doğru gidiyor. O zaman bunun derecesi de tektir polinomda. Şimdi doğal olarak tek artı tek. Tek artı tek artı çiften ne oldu? Toplamları çift. Hangisinin derecesi hangisi bilmiyoruz. P, Q, R hangisi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz net bir gerçek var. Dolayısıyla burada durumumuz kesinlikle doğru. P çarpı Q artı R tektir. Yine hangisinin çift olduğunu bilmiyoruz ama bakalım. E, R'ye çift dersek bunları tek tek yaparsak toplamları tek geldi. P ve Q'dan bir tanesine çift dersem çift çarpı tek artı tekten yine gördüğünüz gibi toplamları tek geldi. Gerçekten hangisi çift olursa olsun hangisinin olduğunu bilmememize rağmen toplamlarının her türlü tek olduğunu gördük burada da. Şimdi gelelim son durumumuza. P çarpı Q artı P artı R çift ise mavi polinomun derecesi R'dir. Şimdi bakalım P parantezinde Q artı 1 artı R. Mesela ben burada arkadaşlar Q'yu çift seçsem çift artı tekten tek olur. P'yi de tek seçeceğim mecburen tek oldu. Buna da tek dedim. Tek artı tekten çift oldu. Bakın şimdi R tek olsun dedim tamam mı? Yani Q'ya çift dersem R'ye tek olsun dedim. R tek olursa e buradan R tek olursa iki tane tek polinomum var. Yeşil de R olabilir, mavi de R olabilir. O zaman üçüncü öncülü bilemem. Cevabımız 1-2 oldu. C şıkkı geldi. Reel katsayılı Px, Rx, Mx polinomları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım şimdi. Px ikinci dereceden fonksiyondur. Evet baktığımız zaman ikinci dereceden bir fonksiyondur. Buna diyecek çok öğrenci olacaktır. Ee, ancak arkadaşlar bu soru işareti. Nasıl yani hocam? Biz parabolü hep böyle bildik. Çift dereceli olan 4, 6, 8. dereceden fonksiyonlar eğer orijinden geçiyorsa onlar da böyle görünür. Siz sadece böyle görünen bir polinomun derecesine karar veremezsiniz. Hemen ben size söyleyeyim. Ee, y eşittir x üzeri 4 böyledir arkadaşlar. Y eşittir x üzeri 8 yine böyledir. Y eşittir x üzeri 16 yine böyledir orijinden geçiyorsa böyle bir polinom fonksiyonumuz olacaktır. O yüzden evet bu çift derecelidir. Orijinden geçiyordur. Polinom fonksiyonu olduğunu söylüyorsan derecesini bilemem ama. O yüzden bak buna çoğu kişi atlayabileceği için bu detayı bir göstermek istedim. Bu bir, birincisi bu. Gelelim ikincisi bu soru işareti gitti. Rx'in en az 3 reel kökü vardır. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Rx x eksenini bir burada kesiyor bir a noktasında bir de burada kesiyor B noktasında şimdi bunun kökleri a b ve b olabilir yani teğet olduğu zaman buranın kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyoruz değil mi e, çift dereceli şey çift katlı kök diyoruz çift katlı kök ne demektir en az iki tane kökü var bu 4 de olabilir 6 da olabilir 8 de olabilir örnek veriyorum bu Rx polinomu x eksi x artı 1 çarpı x eksi 2'nin dördüncü kuvveti de olur. x eksi 2'nin karesi de olur. O zaman bak bu ifade şeklinde yazarsam evet buradan bir köküm eksi 1 diğer köklerimde 2 2 3 tane kökü gelecektir. Ama ben buraya 4 yazarsam yine bu teğet görüntüsü olur. Yine bu grafik görüntüsü olur. Ve burada bu sefer köklerim 4 tane 2'dir. Ama burada net bilgi en az burası 2 olacağı için evet arkadaşlar örnek görüntüdeki gibi en az 3 tane reel kökü vardır Rx'in. Mx'in derecesi ve kök sayısı toplamı 2'dir. Bunu da özellikle hani Tonga'ya düşürmek için gösterdim. Bazen şöyle zannediliyor. X eksenini bir noktada kesiyor o zaman bu birinci derecedendir. Aman arkadaşlar örnek veriyorum size hemen. Y eşittir X artı E y eşittir x küp artı bir grafiği olsun. İşte bu x eksenini eksi 1 de keser. Üçüncü dereceden bir polinomdur ama diğer kökleri reel olmadığı için gördüğünüz gibi fonksiyon x eksenini bir noktada delip geçiyor. O yüzden sakın burada x eksenini delmesine göre kök sayısına karar vermeyin. Olabilir deriz ama bir yorum yapamayız. O yüzden burada bir kere bir fonksiyonun birinci dereceden olması için sadece böyle olması lazım. Doğrusal fonksiyon birinci derecedendir ya da böyledir. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar bunun derecesi en az 3'tür ben size söyleyeyim. Bu bir polinomsa derecesi en az 3'tür. Ne demiştim? Bir polinom eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyorsa tek derecelidir. E, bir olamaz çünkü bir böyle doğrusal fonksiyon. O zaman en az 3 olmalı. Bunun ...kök sayısı... ...bak kök sayısı hemen dikkat et... ...kök sayısı da 3 olsa... ...nasıl yani hocam bir tane kesiyor x eksenini. reel kök dememişim ki... ...kök demişim... ...o zaman bu 3 ise e, derecesi... ...en az da 3 tane kökü varsa... ...bunun cevabı en az 6 olmalıydı... ...bu kesinlikle yanlış arkadaşlar... ...bu şekilde söylemiş olayım... ...doğru cevabımız yalnız 2 oldu... ...sorularda da lütfen dikkat edin... E, kök sayısı mı diyor, reel kök sayısı mı diyor. Onlar çok önemli. Sonuçta bir fonksiyon olsun. Bunun derecesi, derecesi polinomun 3 olsun. Bunun 3 tane kökü vardır. Bazıları sanaldır, bazıları değildir. O sorun değil. Ama 3 kökü vardır. Ancak ben sana 3 reel kökü vardır dersem evet onu bilemeyebilirsin. Sadece dereceden bakarak biz fonksiyonun reel kök sayısını anlayamayız. Ama kök sayısı net bellidir. Örnek veriyorum x üzeri 4 nokta nokta. Fonksiyonun hiç gerisini bilmiyorsun. Bunun kaç tane kökü vardır? 4 tane kökü vardır. Derecesi kadar kökü vardır bir fonksiyonun. Bazıları reeldir. Hepsi reeldir ya da bazıları reel değildir. O bizi ilgilendirmiyor. Ama kök sayısını sorarsam dereceye bak. Reel kök sayısını yani gerçel kök sayısını sorarsam da o zaman muhakkak fonksiyonun denklemini bilmem lazım ki kök çözümü yapayım. Bunu da böyle açıklık getirmiş olayım. Geldik dördüncü sorumuza. Baş kat sayısı 1, ve kökleri tam sayı olan px polinomu için derece px neye olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet hangileri kesinlikle doğrudur değil bayağı doğrudur demişiz. Bakalım şimdi bu polinom bir kere baş kat sayısı 1 çarpı kökleri bilinen bir polinom x artı 3 çarpı x eksi a'nın çift kuvveti arkadaşlar. Burası teğetse çift kuvvettir tamam mı? O zaman bu kaç olduğunu bilmiyoruz. Yani 2N diyelim. 2N demeyeyim gerçi karışmasın. Derecesi ne olduğu için 2K diyeyim tamam mı? Eşittir PX. Şimdi 0 verdiğim zaman 48'den geçiyormuş gördünüz mü? O zaman 3 çarpı eksi A'nın 2K'nıncı kuvveti eşittir 48. Bu arada çift sayı olduğu için kesinlikle A'nın 2K'nıncı kuvveti olacak 48. Buradan da A'nın 2K'nıncı kuvveti eşit olacak 16'ya. Şimdi arkadaşlar. Burada eğer ne demiştik kökleri tam sayı. Tamam o zaman A tam sayı. Hangi tam sayının çift kuvveti 16 olabilir? 1. A arkadaşlar 4 olsa K da buradan 1 olsa bak 4'ün karesi 16 oluyor. Birinci durum bu. O zaman yazalım. X artı 3 çarpı X eksi 4'ün karesi dersem evet bu fonksiyon e, bu durumu sağladı. Hemen bunun durumunu inceleyelim. Kökler toplamı eksi 3 artı 4 artı 4. Bak bazen bu karıştırılıyor. Kökler toplamı dersem burada sadece sakın 4'ü alma. Kaç tane 4 var? 2 tane 4 var. O zaman 8 eksi 3'ten kökler toplamı 5'tir. Bu fonksiyonun derecesi kaçtır? Ee, bakalım hemen. Derecesi 1, 2 yani x kare x yaptığım zaman ne oluyor? x küple başlar değil mi bu fonksiyon? x küp nokta nokta gider. Derecesi ne oldu o zaman? 3. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu. Sonra geliyorum ikinci duruma. Ee, başka nasıl 16'yı elde ederim? 2 üzeri 4 ile o zaman A'ya 2 dersem, K'ya da arkadaşlar 2 dersem ne oluyor bak? Gerçekten 2 üzeri 4'ten 16. O zaman burada artık yeni durumda yeşille göstereceğim. X artı 3 çarpı X eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Kökler toplamı eksi 3 artı özellikle gösteriyorum böyle görün diye. 4 tane 2 var. Bu yüzden kökler toplamı 5 geldi. Bu şekilde toplamları 5 geldi. Derecesi fonksiyonun ne geldi? Derece Px diyelim. Derecemiz de arkadaşlar 5 oldu. X üzeri 5 ile başlar fonksiyon. Şimdi baktığımız zaman burada ee başka ne olabilir? A 16 olabilir. 16 olursa yalnız K ne gelir? 1 bölü 2. Peki bir fonksiyon teğet olursa x eksi a'nın şöyle bak görüntüsünü göstereyim hiç orası delip geçebilir mi? Zaten teğet olmuş. O zaman 16'nın birinci kuvveti 16'dır ama o zaman K'ya 1 bölü 2 vermen lazım. Bu yüzden de 1 olması gerekiyor. Birinci kuvvet x ekseninde deler teğet olmaz. O zaman başka durum olmadı. Demek ki kırmızıyla yazdığım ya da yeşille yazdığım gibi denklemler olabilir. Buradan da o yola çıkarsak o zaman arkadaşlar. 1. Kökler toplamı her durumda 5 geldi. Bu kesin doğru. Neyin alabileceği en büyük değer 5'tir. Gördüğünüz gibi fonksiyonun derecesi ya 5 ya 3 geldi. Bu da doğru. A'nın alabileceği değerler toplamı 6'dır. A'nın alacağı değerler toplamı da evet 1 4 alabildi. 1 de 2. Dolayısıyla burada 3'ü de doğru oldu. E şıkkı geldi. Geldik şimdi bu sorumuza. Baş kat sayısı 1 olan Px polinomunun köklerinin tamamı tam sayılardan oluşmaktadır. Ve kökler toplamı 3'tür. Şimdi bu bir polinom şöyle x eksenini normal deliyorsa bu eksi 2'deki gibi normal deliyorsa bunun çarpımı çarpanı x artı 1 üzeri 1'dir. Yani üstü te 1'dir. tek demiyorum bile bak hani tek zaten ama 1. Yine x eksenine sıfırda normal deliyor. O zaman bu x üzeri 1'dir. Ama şurada kökü bilmiyorum a olsun. Bak burası x eksi a çarpanı. Ama sakın 1 de olabilir falan deme. Bu en az 3'tür. Garanti tek sayıdır. Çünkü eğer böyle gelseydi teğet olurduca çift katlık yok. Ama teğet olarak değiliyorsa ve çıkıyorsa o zaman arkadaşlar tek sayı. Ama ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Onu anlayacağız. E, verdiği bilgiye göre. Köklerimiz eksi 1, 0 ve a'dan e, bilmiyoruz t tane olsun. Toplamları 3'müş kökler toplamı. Buradan da. A, T eşittir ne oldu? 4 oldu değil mi? Pardon şuraya eksi 1 yazmışım ne alakaysa. Kökümüz eksi 2 idi düzeltiyorum. Eksi 2 buradan da 5 oldu. Şimdi arkadaşlar kökler tam sayıydı. O zaman A da tam sayı T de tam sayı. Mecburen A ne olacak arkadaşlar buradan? 1. Çünkü burada ne demiştik? Bunun üstü tek sayı. T diyelim bu üste. Bu 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir ama asla 1 olamaz çünkü t olarak deliyor. O zaman en az 3 olacağına göre 3 verirsem a buradan 5 bölü 3 olur ama ne dedik kökler tam sayı. O zaman t buradan 5'miş a da buradan 1'miş. İşte arkadaşlar fonksiyonun denklemi. x eksi 1'in 5. kuvveti gerçekten bak 1'den 5 tane var 5 sonra şurası x artı 2 olacak düzeltiyorum 5. Sonra eksi 2, 5 eksi 2'den kökler toplamı cidden 3 oldu. İşte fonksiyonumuzun denklemi. Bakın ne kadar önemli oradaki teğet olarak delmesinde bazen görüyorum tek katlı köktür. Tamam o zaman 1 de olabilir, 3 de olabilir, 5 de olabilir diyorsun hatalı düşünüyorsun. Ne diyeceksin en az 3 olmak kaydıyla tektir teğet olarak delip geçiyorsa. Burada da her zaman tereddüt etme. Direkt mevzumuz eksi 2 olduğu zaman deldiğinde sıfır olduğunda buradaki gibi deldiğinde klasik bir sıradan delme ise onun üstü 1'dir. Bundan sonra artık fonksiyonumuz belli oldu. Px eşittir x artı 2 çarpı x eksi 1 üzeri 5. Şimdi p eksi 1'i bulalım. p eksi 1 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1'in eksi 1 eklersek eksi 2. O zaman eksi 2 üzeri 5'ten eksi 32. Çarptığımız zaman 32 olmuş olduğu sorumuzun doğru cevabı. 32 idi değil mi? Evet. Tamam. Şimdi gelelim 6. soruya. Px 4. dereceden çift fonksiyondur. Grafik üzerindeki bir kağıt bir kısmının görünmesine engellemiştir. Px'in sıfırlarından biri P0 olduğuna göre P4 kaçtır? Burada bir bilgiyi de söyleyeyim arkadaşlar polinom böyle gittiği zaman biz size özel bir şey vermiyorsak bak burada kağıt kapatıyorum burayı bilemezsin. Ama kağıt kapatmıyorsam normal bir polinom size bir grafik verildiği zaman polinom fonksiyonu hiç fark etmez ne olursa olsun. Hocam bu böyle belki devam ediyordur bilemez miyiz? Hayır sakın ha bu böyle gidiyordur. O yüzden grafikler verilir. Sizi tongaya düşürmek kafanız karıştırmak için değil. Bak bu böyle devam ediyordur tamam mı? Bu şekilde yani fonksiyonun sadece bir kısmını çizeriz. Maksat hani buradan döndü böyle gittiğini gör. Sonra bak buradan böyle döndüğünü gör. Yani burada buralarda dikkatli olun. Ee, size orada bir çıkmaza sokmaz. Yani belki de böyle gidiyor hocam. Nereden biliyoruz? Öyle bir şey olamaz. O zaman onu göstermeliyim. Eğer ben sana grafiği çiziyorsam o benim sorumluluğum çizen olarak. Eğer bir kısmını çiziyorsam bu zaten böyle devam ediyordur. O kafalardaki soru işaretini de gidereyim. Ama bu, bak burada ka kağıdın kapattığı yeri görmüyorum. Şimdi çift fonksiyonun özelliği nedir? Y eksenine göre simetriktir. Bu birincisi. İkincisi çift fonksiyon aynı deminki gibi söylemiştim. Bakın artı sonsuzdan başlıyorsa ve evet, artı sonsuza gidiyor. Evet gerçekten böyle bir durumumuz var. Tamam o zaman arkadaşlar çift fonksiyon y eksenine göre simetrikse sadece olay ne biliyor musunuz? Bu kökümüz eksi 2 ise diğer kökümüz mecburen ne olmalı? Aynı böyle 2 olmalı. Çünkü çift fonksiyon düz aynı gibi y eksenine göre yansıtmak. O zaman burada çift katlı eksi 2 varsa burada da çift katlı 2 var bitti. Diğer kökü bu şekilde anlamalısın ve bunun denklemi bir baş katsayı bilmiyorum soru söylememiş. X artı 2'nin ikinci kuvveti bakın dördüncü dereceden olduğuna göre hakikaten şu işimizi gördü değil mi bak. X artı 2'nin karesi x eksi 2'nin karesi. İşte bu şekilde sorularda dikkatli olun. Çift fonksiyon tek fonksiyonda Köklerden bir tanesi A ise diğerinin eksi A olduğunu aman unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bilgiyi söylemiş olayım. Şimdi artık e, soru ne demiş? P0 köklerinden biri P0. Ha, bak bu da hep karıştırılan bir şeydir. Bir fonksiyonun kökü sıfırsa arkadaşlar böyle normal bu şekilde ya da bu şekilde orijinden geçer. Ama P0 ne demek? Bir sayı bu. P0'ı bulacaksın. O sayı senin kökün diyor. O zaman yapalım. P0 arkadaşlar. Bu Px olduğuna göre önce P0'ı bul. P0 neye eşit? Yerine yazdığımız zaman A çarpı 4 çarpı eksi 4. Buradan da ne oldu? Eksi 16 A oldu. Şimdi burada dikkat edin. Görmeniz gereken nedir? Eksi 16 A diyorum pardon. 16 A. Burada bakın y eksenini pozitif tarafta kesiyor. Zaten p0 burada bakın. O zaman pozitif tarafta kestiğine göre. Bunun da topu topu iki tane kökü var birbirinden farklı. Birisi eksi 2 birisi 2. O zaman burası neymiş 2. İşte arkadaşlar burada köklerinden biri yani sıfırlarından biri p0 ise zaten köklerimiz 2 ve eksi 2. Burası pozitif sayı olduğuna göre mecburen 10 olacak 2. 16a arkadaşlar 2'ye eşit. A buradan 1 bölü 8. Bunu görmek gerekiyordu. Cidden bak yapalım mı şimdi? Yerine yazalım hem zihninizde otursun. Bakın. X yerine şimdi 0'ı yazayım bak. 1 bölü 8. 2'nin karesi ne yapar? 4. Eksi 2'nin karesi ne yapar? 4. Gerçekten 2 bak. Polinomun köklerinden biri 2 de mi? Ve P0 neye eşit? 2. İşte bak bunu sil. Polinomun sıfırlarından biri 2'dir. İşte arkadaşlar bu şekilde sorularda... Dikkat edin önce bu P0'ı bulacaksınız sonra yerine yazdığınızda evet kök gerçekten denklemi sağlıyor. Doğal olarak artık buradan P4'ü bulalım. 1 bölü 8 4 artı 2 karesi 36. Sonra 4 eksi 2 karesi 4. Buradan da o zaman bunlar sadeleşti 2 bunlar sadeleşti. 18 gelmiş oldu. E şıkkı oldu bu sorumuzun cevabı. 7. soruya geldik. Önemli bir soru. Ee, Px çarpı Qx ve Px artı Qx polinomlarının grafiklerine göre Px polinomunun x-4 ile bölümünden kalanın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Evet gelişiyorum düzeyine göre iyi bir soru bu. Ee, bir yıldız koyacağım o yüzden. Bakın şimdi. Ee, burada birinci dereceden iki tane polinomumuz var o zaman. Sabit olmayan doğrusal fonksiyon nedir? Tabii ki e, burada e, birinci dereceden klasik şöyle bir fonksiyon ya da böyle bir fonksiyondur. Bunların ikisini çarpınca da ne oldu? İkinci dereceden bir fonksiyon oldu. Birinci dereceyle birinci dereceyi çarparsak ikinci derece olur. Px çarpı Qx ve Px artı Qx polinomu veriliyor. Px polinomunun x 4 ile bölümünden kalanın alabileceği değere bakacağız. Burada önemli durum ne? Neden yıldız koydum? Bakın arkadaşlar bu iki fonksiyon. Birinci dereceden ya bak tamamen polinom mantığıyla yazacağım. Birinin baş kat sayısı a olsun köklerinden biri x1 olsun a çarpı x eksi x1. Diğeri qx olsun baş kat sayısı b diyelim x eksi x2. Şimdi sizi bir şeye götürmek istiyorum. Bakın arkadaşlar bunları çarptığım zaman a çarpı b x eksi x1 çarpı x eksi x2 olmuyor mu? Ve bu şöyle bakın şu denkleme lütfen dikkat edin. Burası bir baş kat sayısı k olan x eksi r'nin karesi olan bir polinom. Neden böyle söylüyorum? Birinci derece ile birinci dereceyi çarparsam ikinci derece olmalı. Çift katlı kök ne demekti? Çarpanı x eksi r'nin 2 olması demek ikinci derece ne olduğu için. E o zaman x eksi x1 ile x eksi x2'yi çarpınca nasıl bir şeyin karesi olur? Demek ki x1 x2'ye eşitmiş. İşte sorunun belki basit, belki orta, belki zor size bırakıyorum. Ama en önemli detayı buydu tam sınav tarzında bu iki fonksiyonun kökü de aynı. İkisi de x eksi x1, x eksi x1 olmalı ki çarpınca teğet olsun. Yoksa ne olurdu? Böyle iki farklı yerde kökü olmalıydı. Teğet olduğuna göre görüntü bu. Birincisi bunu söylemiş olayım. İkincisi burada bir de şunu belirteceğim. Burada artık bunların madem böyle olduğunu gördüm. A artı B. Şimdi topluyorum bak x eksi x1 parantezinde bunları toplarsam a artı b çarpı x eksi x1. E bu arada arkadaşlar bunların toplamı belli. Yapalım artık. Başka e, baş kat sayısı 1k olsun. Şurada göstereyim hatta. Bu bir doğrusal fonksiyon. Hadi doğrusal fonksiyon yorumu yapmayayım da polinom yorumu yapayım. Abartıyorum bak. Kökü 2 olan birinci dereceden denklem nedir? x eksi 2 çarpı k'dır. Sıfır verdiğinde kaçtan geçiyor? 6'dan. O zaman burada 0 veriyorum, k çarpı eksi 2 eşittir 6'dan k ne oldu, Eksi 3 oldu. Demek ki bunların toplam polinomunun denklemi eksi 3 çarpı x eksi 2'ymiş. O zaman a artı b' ne geldi? Eksi 3. Sonra x eksi x 1 x eksi x 2'ye eşit olduğuna göre x 1 neymiş? 2. Demek ki arkadaşlar bu polinomlardan biri a çarpı x eksi 2, öbürü de b çarpı x eksi 2 şeklinde bir fonksiyonmuş. Bunu da böyle söyleyelim. Bir yorum daha yaptık artık. Şunları bulduğum için müsaadenizle siliyorum. Fonksiyonu şu an sadece böyle bir hale getirelim. A artı b eksi 3. Sonrasında da köklerin 2 olduğunu gördüm. Hakikaten o zaman burası neymiş? İki noktasında teğet olan bir fonksiyonmuş. Bunu da yapalım o zaman. E, i̇kinci dereceden bir polinom birinci dereceyle birinci dereceyi çarparsak çarpanı x eksi 2'nin karesi olacak çünkü çift katlı. Ve bir baş katsayım bilmiyorum k olsun yapalım şimdi. Bu bunların çarpım polinomu sıfır verdiğin zaman eksi 16'dan geçiyor. k çarpı 4 eşittir. Eksi 16'dan k ne geldi? Eksi 4 geldi. İşte arkadaşlar şimdi artık yapıyoruz. Bunları çarp. a çarpı b x eksi 2'nin karesine y eşitmiş. k'yı eksi 4 bulduğuma göre eksi 4 çarpı x eksi 2'nin karesiymiş. O zaman buradan da a çarpı b ne geldi? Eksi 4 geldi. Şimdi çarpım toplamları eksi 3. Çarpımları eksi 4 olan iki sayıda nedir? Eksi 4 ve 1'dir. İşte arkadaşlar. Px polinomu ve qx polinomu. Bir tanesi eksi 4 çarpı x eksi 1. Diğeri e, x eksi 2. Diğeri de baş kat sayısı 1 olacağı için x eksi 2 olacak. Hangisi px hangisi qx biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman... Px eksi 4 çarpı x eksi 2 olursa buradan ne olur? Eksi 4 çarpı x eksi 2 olursa eğer şimdi x eksi 4 ile bölümünden kalan demek p4 demek. Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 gelir. Eğer px direkt x eksi 2 olursa p4 ne olur? 4 eksi 2'den 2. Alacağı değerler çarpımı eksi 8 çarpı 2'den ne oldu? Eksi 16 doğru cevabımız D şıkkı geldi. Bu şekilde bakın e, ee, hakikaten hani geliştiren soru. Toparlarsak o zaman nelere dikkat edeceğiz? Bir, polinomlarda lütfen köklere şöyle çarpan olarak kökümüz a ise x eksi a diye yazmayı unutmayın. İkincisi tabii ki teğet olduğu zaman bu şekilde çift katlı olduğuna dikkat edin. Sonrasında zaten yorumlara devam ediyoruz. Geldik son sorumuza bu teste. Şunları bir sileyim isterseniz bunlar yer kaplamasın. Yukarıda orijinden geçen üçüncü dereceden bir px fonksiyonunun belli bir kısmının grafiği verilmiştir. p-2 artı p4 eşittir. p-2 eksi -P p-4 eksi 36 olduğuna göre p4 kaçtır diye soruyorum. Burada da yine güzel bir yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere orijinden geçtiği için ben orjinalini çizeyim o zaman size. Şimdi ne demiştim? Üçüncü dereceden bir fonksiyon. Eksi sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider artı sonsuzdan baş, eksi sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider. Artı sonsuzdan başlıyorsa eksi sonsuza gider demiştim. O zaman bak bu nereye gidiyor? Eksi sonsuza gidiyor. Yani grafiğimizin görüntüsü bak böyle olacak. İşte üçüncü dereceden bir fonksiyon x eksenine bir noktasında teğet devam ediyor böyle. O zaman nereden gelmeli? Buradan gelmeli. Dediğim gibi bu bir kısmını çizdiğim zaman tabii ki böyle gittiğine göre orijinden geçmesi için bak bir düşün bakalım. Böyle gelecek üçüncü dereceden böyle gelecek bir grafik olacak. Şimdi bundan sonra ne yapacağız peki? Bu mutlak değer biraz orada işimi karıştırıyor. Hayır şöyle bir yardımcı olacak hatta. Şimdi bunun denklemi artık nedir? Bir baş kat sayısı a köküm x eksi birin karesi çarpı x eksi 0'dan bak böyle bir px denklemi. Şimdi bundan sonra ne diyeceğim? x yerine bir eksi 2 vereyim bak bir yorum yapalım. Eksi 2 verince 9 çarpı ee, eksi 2 verince eksi 2 eşittir. Buradan ne oldu? Eksi 18 a. Bakın arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Fonksiyon böyle geliyor böyle gidiyor. Ee, P 2 değeri P eksi 2 değeri bir pozitif değer gördüğünüz gibi. O zaman eksi 18 a pozitif olduğu için aslında a'nın da ne olduğunu anlamam lazım negatif. Şimdi bu eksi 18 a sıfırdan büyük bir sayı. Sonra gelelim P4'e. P4 de 4 eksi 1 3'ün karesi çarpı 4'ten 36 A oldu. Bu da o zaman negatif olur değil mi? A negatif geldiği için. E o zaman arkadaşlar hangisi mutlak değerci daha büyük? 36 A. O zaman 36 A eksi 18 A toplarsak bak ne geliyor? O şey artı 18 A değil mi? Bu dışarı ne olarak çıkması lazım? Eksi 18 A. Yani size mesajım şu. Madem bu içerisinin toplamı, bak dikkat et, A negatif olduğu için ne oldu? Eksi. Dışarıya nasıl çıkacakmış o zaman bu? Eksiyle çarpılarak çıkacakmış. Böyle çıkınca artık P eksi 2, P eksi 4 eksi 36 yani p neyler gitti? Eksi P4'ler birbirini götürdü. 36 eşittir 2 tane P eksi 2 oldu ve P-2 18 geldi. İşte olay budur. Yani orada mutlak değerin içinin negatif olduğunu görüp eksi çarpıyorum. Sonrasında da bu sayede eksi P4'leri götürüyorum ve P-2'nin 18 olduğunu görüyorum. Şimdi ne yapacağım? Baş kat sayıyı bulabilirim artık. Px polinomum bu. Sağ üstte gösterdim. Ee, ne geldi? P-2 18. O zaman P-2 ben zaten demin ne bulmuştum? Eksi 18a bulmuştum. Bu 18 e eşitse şunu bir sileyim. Buradan da a ne oldu? Eksi 1. Demek ki polinomumuz arkadaşlar eksi x eksi 1'in karesi çarpı x'miş. Şunu da sildim artık. Bundan da kurtuldum. Çünkü 18'i bulduk. a'yı da bu sayede eksi 1 bulduk. P4'ü buluyorum. Hatta silmeyeyim odursun işlemle de olsa. Şimdi artık P4'ü yazarsak. P4 eksi. E, P4'ü zaten ne bir demiştik biz. Neyse baştan yazacağım. 4 eksi 1 3'ün karesi yani 9. Sonra 4 eksi 36 oldu. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı geldi. Bu şekilde güzel bir soruyla bu testi bitiriyoruz. Şimdi artık arkadaşlar yavaş yavaş zaten aslında bakınca grafik işin içine girince güzel yorumlar geldi. Şimdi bu yorumlarımıza bir soru yorum testiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.